Merhabalar, Doğa Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe. Bu hafta konumuz Flamingo Yolu. İsmi oldukça ilginç olan bu projeyi konuşacağız bu hafta. Flamingo Yolu ile ilgili merak ettiklerimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdoğa Turizm Acentesi, Seyahat Acentesi Müdürü Fidan Altürk ve aynı zamanda ekibimizden kuş izleme sorumlusu Ahmet Kaya ile birlikte olacağız. Merhabalar, hoş geldiniz Fidan, Ahmet. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzdoğa'nın yürüttüğü Flamingo Yolu Projesi ile ilgili biraz konuşmak istiyoruz. Sorularım var, merak ettiklerim. Ama ondan önce Fidan, seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki, hay hay. Ben İzdoğa'da Seyahat Acentesi Müdürü olarak çalışıyorum. İsmim Fidan Altürk. Şöyle ki, Seyahat Acentesi Müdürlüğü denince aklımıza oteller, uçaklar ve iki gece, üç günlük tatiller geliyor olabilir. Ama bizim İzdoğa'da yapmaya çalıştığımız turizm bundan çok farklı. Az sonra da konuşacağımız gibi. Ben kendimi burada önce doğanın savunucusu olarak görüyorum. Çünkü turizmi yapma amacımız tam olarak bu. Görülmeyen ya da kötüye kullanılan İzmir'in içindeki yerleri aslında önce İzmir'iyle, sonra mümkünse bütün Türkiye'yle ve daha sonrasında tüm dünyayla buluşturmak için bir takım projeler yapıyoruz. Dolayısıyla bizim adımız Doğa Turizmi şirketi diyelim. Yani aslında tamamen ekosistemi korumak, alanları korumak için ekiplerimizle beraber yerleri tespit edip çalışmalar gerçekleştiriyoruz şu an. Teşekkürler. Ahmet, biraz sen de bahsetmek ister misin kendinden? Tabii ki. Benim ismim Ahmet Kaya. Doğa Derneği'nde kuş izleme sorumlusu olarak çalışıyorum. Uzun yıllardır doğada kuş gözlemciliğiyle ilgileniyorum. Aynı zamanda Doğa Derneği'nin de kuş izleme çalışmaları ve doğa koruma çalışmalarına katkı sunuyorum. Saha çalışmalarına, daha çok sahada görev alıyorum. Doğada olmak benim için tabii ki çok güzel, kuşları izlemek çok güzel. Bu anlamda da doğanın korunmasını ve Doğa Derneği'nin içinde bu çalışmalara katkı koymak benim için önemli ve bunu elimden geldiğince yürütmeye çalışıyorum. Teşekkürler. Biz böyle bugün Flamingo Yolu'yla giriş yaptık ama aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok kapsamlı bir projesi. Yaşayan parklar içerisinde geçiyor Flamingo Yolu. Yani yaşayan parklardan birisi aslında. Biraz böyle Fidan, yaşayan parklar nedir? Nasıl bir yerdir? İsmi neden yaşayan parklar? Biraz bununla ilgili bilgi verebilir misin? Tabii ki. Çok kısaca aslında en anlaşılır yoluyla bence yaşayan park demek parkın kendi kendini yaşatıyor olması ve yani bitkinin hayvanı, hayvanın insanı, insanın tekrar bitkiyi, bu döngüyü aslında sağlıyor olması ve yaşayan parka giden herhangi bir canlının oradan vazgeçemeyeceği bir durum olmasından kaynaklanıyor. Yani bu ne demek? Özellikle de İzmir gibi yüksek popülasyonlu bir yerde kırsal ve doğal alanların korunması, tanıtılması için bizim bu tip yerlere ihtiyacımız var. Yani neden bir kuş görmek için özel bir yere gidelim ki? Zaten aslında bu kuşları biz doğru yerlerde, daha doğrusu doğru bir ekosistemle yaşarsak şehirde, onlar zaten bizden önce buradalardı diyerek böyle bir fikirle yola çıkıldı. Tabii bunun başka alt şeyleri de var, metinleri de var. İşte tarımsal üretim yapmak, rekreatif kullanımda da yararlanmak gibi, ama bana sorarsanız yani içinde de bulunduğum bu süreçte en çok onu gözlemliyorum ve yaşıyorum. Yani yaşayan park dediğimizde doğaya, oraya uygun bitkiyi dikmek, dolayısıyla bitkiye gelecek bir hayvan ve bunları gözlemleyebilecek olan insanların bir arada yaşaması anlamına geliyor yaşayan park. Çok teşekkürler. Böyle kafamızı hemen böyle somutladığın için. Yani aslında yaşayan parklar dediğimiz zaman hani bir sürü yaşayan park türü var. İşte kentin içinde olan, biraz daha kırsala yakın olan ya da şu an konuştuğumuz gibi tam sulak alanın içinde olan. Bu Flamingo Yolu tam olarak nerede? Flamingo Yolu aslında yani çok
flamingoların yaşam alanı İzmir'de bakılacak olursak çok geniş bir alanda, ancak şu anda bizim flamingo yolu diye üzerine TUF inşa ettiğimiz alan Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndan başlayarak aslında denizden Çiğli Organize Sanayi'nin oraya kadar giden ama karadan da Sasalı Kaklaş Kavşağı'ndan Degaj'a, Degaj denilen bir noktaya kadar inen aslında Körfez'in karşı kıyısıyla en yakınlaştığı nokta arası diyebiliriz. Yani kısaca biz şu anda Güney Gediz Deltası'ndan Mavişehir'e kadar olan bölümde bu iki tane tur gerçekleştiriyoruz. Ama tabii İzmir'in herhangi bir yerinde zaten flamingolardan bahsetmek çok da mümkün değil aslında. Peki bu turlar nasıl gerçekleştiriliyor? Yöntemleri nelerdir? Şöyle, tekneyle olandan bahsedecek olursak, bir kere bu proje için tekne örneğin özel üretildi. Yani burada pek çok şey adına yakışacak şekilde, yani doğayı korumak, korumaktan kastımız sadece o alana kimseyi sokmamak değil. Aksine buralara hayvanları rahatsız etmeyecek şekillerde insanları getirebilmek. Mesela bir tekne ve bu tekne 5 kişilik, sadece bizim teknemiz o alanlarda dolaşabiliyor. Motorunu kapatabiliyoruz, çok sessizce ilerleyebiliyoruz. Dolayısıyla projenin başından sonuna kadar aslında hep düşünülmüş ve ona göre adım atılmış bir durum var. Tekne turumuz Mavişehir'den, Balıkçı Barınağı'nın oradan kalkıyor. Maksimum 5 kişi alarak bir kaptan ve bir rehber eşliğinde tur gerçekleştiriyoruz. Sadece flamingoları görmek değil tabii amaç. Yani Ahmet çok daha detaylı açıklayacaktır. Yani 300'den fazla kuş türü tespit edilmiş o noktada. Yani ve bunların en az 10-15 tanesine zaten her seferinde orada denk gelmek mümkün. Tabii flamingo biraz da boyu posu, endamı ve renkleri itibariyle, popülasyonu itibariyle çok dikkat çekici ama aslında yani ben mesela bir Poyraz kuşu geçişine şahit oldum geçtiğimiz günlerde. Ve çıkardıkları sesleri ömrümde hiç başka bir kuştan duymamıştım. Çok şaşırdım, çok şeydi, etkileyiciydi. Tur bu, yani kuşları öğretirken bir yandan alanın neden önemli olduğunu, neden o kuşların orayı tercih ettiğine dair de çok ciddi bir kültürel miras bilgisi bırakıyor bize. Yani sadece kuş cennetine gidip kuş görmek gibi aslında değerlendirmemek lazım. Alanı suyuyla, karasıyla, kuşuyla, büyükbaş hayvanıyla tamamıyla aslında değerlendirmek gerekiyor. Onları da isterseniz ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Evet. Turumuz Mavişehir'den başlayıp aslında doğal deniz bölgesi yataklarından geçerek, kanallarından geçerek tekrar Mavişehir'e bitiyor. Aşağı yukarı 1,5 saat sürüyor. Sadece tekneyle mi böyle bir seyahatiniz var? Otobüsle de yapıyoruz. O da doğal yaşam parkı dediğimiz Sasalı bölgesinde, tabiri caizse hayvanat bahçesi diye bilinen noktadan başlayıp o da Kaklaş Kavşağı'ndan yine özel bir bölgeye ve izinli girilmesi gereken, çünkü korunması gereken bir bölgeye saatte 20 kilometreyi asla geçmeyen bir otobüsle ve rehberin anlatımıyla Degaj noktasına doğru gidip aynı rotadan geri dönüyor. Tabii burada da tekneden gördüğümüzün haricinde karada bir takım kalıntıları çok daha yakından görmek mümkün oluyor. Çünkü 2 milyon yıllık bir tarihten ve bir doğa mirasından bahsediyoruz o noktadan konuştuğumuzda. Dolayısıyla yani çok da anlatmakla olmuyor. Gerçekten ben de deneyimleyene kadar bu kadar bilmiyorum, heyecan verici değildi belki ama bir kere gördükten sonra da yani bugün çağırsalar önce ben savunurum noktasına da yani bir günde geldim zaten. Şimdi oradan başka bir şey yapamıyor gibiyim. Şimdi dinleyen ve izleyen arkadaşlarımız da mutlaka merak ediyordur. Ücretli mi acaba bu turlar? Hem otobüs hem... Evet, ücretli. Yani ücretli ve karşılığı bunun gerçekten para kazanmaya ya da işte daha fazla tur yapmaya yönelik değil. Otobüs turu 30 lira. Tekne turumuzda 100 lira çünkü 5 kişi gidebiliyor sadece. Otobüs turunda 35 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyoruz.
Anladım. Önceden rezervasyon mu yaptırmamız gerekiyor, yoksa hani mesela şu an işte Mavişehir taraflarında dolaşıyoruz, hemen gidip Balıkçı Barınağı'na biz tura katılmak istiyoruz diyebilir miyiz? Siz yeter ki görmek isteyin. Her türlü imkan mevcut. Yani oradan geçerken de gişemiz var. Üzerinde Flamingo yolu yazan Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda. Doğal Yaşam Parkı'nda da buna benzer bir standımız var. Tabii şanslıysanız ve yerler doğduysa bunu yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla internet üzerinden aslında kendi tarihinize uygun saati belirleyip rezervasyon yapmak, görmeye daha emin gitmenin daha basit bir yolu. Ama oradayken de eğer müsait yer varsa hemen bilip oradan nakit ya da kredi kartı alışverişinizi yapıp turlara katılabiliyorsunuz. Yani pazar günü hariç aslında her gün tekne günde 5 defa sefere çıkmak için rehberiyle beraber hazır bir şekilde orada bekliyor. Otobüs de bunu hafta sonları yapıyor şu anda yoğun olarak günde 5 sefer olarak. Çarşamba, cuma günleri de iş çıkışı saatlerinde 18.45 gibi bir sefere mahsus gerçekleştiriyor. Harikaymış. İnternet sitesinin ismini de alabilir miyiz? Tabii izdoğaturizm.com. Bu sitede zaten şu anda Flamingo yolu ile ilgili satışlar var ve açıklamalar ve fotoğraflar var. Yani siteye giren birinin öncelikle siteyi birazcık incelemesini tavsiye ederiz. Çünkü görecekleri şeylere dair takım bilgiler almak da bence yeteri kadar heyecan verici olur. Çok özenilerek oluşturulmuş bir site burası. Daha sonrasında da yaşayan parklar diye bahsettiğimiz yerlerde bizim bilgilendirme yoluyla tur yapacağımız bir şeyler olursa yine izdoğaturizm.com üzerinden daima bilgiye, pratikte tura ulaşma şansı tanınacak. Teşekkürler bu bilgiler için. Aslında sulak alan dediğimiz zaman hep bizim hani perspektifimiz karadan denize doğru olmuştur ama denizden karaya doğru da tekneyle birlikte yapacağımız turlarda bakış açısını böyle bütün görebilmek için aslında muazzam bir yöntem olmuş. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Doğa Derneği çok uzun yıllardır Gediz Deltası'nda çalışıyor. Oradaki biyoçeşitliliğin ekosistemle olan ilişkisi, oradaki kültürle olan, üretim biçimleriyle olan ilişkisi üzerine çalışıyor. Bu noktada da Flamingo yolu aslında bu bölgenin hem korunmasına hem tanınırlığının artmasında çok iyi bir etken oldu. Ahmet, biraz da sana sormak istediğim, merak ettiğim sorular var. Özellikle Flamingo yolu diyoruz ama bu yolda bizi neler bekliyor? Nelerle karşılaşabiliriz? Heyecanlı bir yol çünkü ismiyle müsemma. Evet, tabii ki Fidan Hanım iki farklı araç yolundan bahsetti. Bir tanesi tekneyle, bir tanesi otobüsle. Öncelikle Flamingo yolu demeden önce Flamingo yolunun UNESCO Doğa Mirası Adayı Gediz Deltası'nda olduğunu tüm dinleyicilerimize söylemiş olalım. Gediz Deltası çok büyük bir alan, yaklaşık 40 bin hektarlık bir alan. Bunun 19.500 hektarı yaklaşık sulak alan. Bizim turları gerçekleştirdiğimiz Flamingo yolu ise deltanın güney bölgesi adı verdiğimiz Mavişehir Balıkçı Barınağı ile Degaş arasında kalan bölgeyi kapsıyor. Öncelikle tekneyle tura başladığımızda bizi karşılayan kumlu ve deniz kabuklu sahiller oluyor habitat tipi olarak. Onun da arkasına doğru kıyı bataklığı adını verdiğimiz deniz börülcelerinin hakim olduğu, o bitki topluluğunun hakim olduğu bir kıyı bataklığı habitatı karşımıza geliyor. Tekneyle çıktığımızda bu iki ana habitat bizi karşılıyor olacak kuşların yaşam alanı olarak. Tabii ki şu mevsimde çıktığımızda kuşların üreme dönemi olduğu için Poyraz kuşunu duyduğunu bahsetti Fidan Hanım. Şu an Poyraz kuşları aynı zamanda yavrularını çıkardı. Onları büyütmekle meşguller. Şu dönemde tura çıktığımızda onların üreme aktivitelerine, yavru beslemelerine şahit olabiliyoruz. Bunun yanında orası güney bölgesi, o kıyı bataklığı adını verdiğimiz aslında deniz börülcelerinin arası flamingoların çok önemli beslenme alanı. Flamingolar da yavrularını çıkardıktan sonra yavrularını besin götürmek için oraya gelip orada besleniyorlar topluluk halde. Ve tabii oraya gittiğinizde onların o şahane pembe renklerini, boylarını, endamlarını çok yakından
onları rahatsız etmeden görebiliyoruz. Bunun yanında yine çok uzun gagasıyla tepeli pelikanı, iri cüssesiyle tepeli pelikanları orada kıyıda hem beslenirken hem de kıyıda sahilde tüy bakımı yaparken rahatça görebiliyoruz. Tabii ki şöyle bir durum da var. Delta'da kuşların bulunma dönemleri de farklılık gösteriyor. Kış döneminde gelenler farklı türler, yaz döneminde üremek için gelenler farklı türler ve sadece göç döneminde göç yolculuğunu tamamlayabilmek için orada beslenen ve dinlenen farklı kuş türlerimiz olabiliyor. Şu an Mayıs ayında olduğumuz için üreme dönemi ve Delta'da çoğunlukla yaz göçmeni olan üremek için gelen kuş türlerini görüyoruz. Bunların en önemli örneklerinden sumru türleri var. Yine o kum ve deniz kabuklu sahillerden ve deniz börülcelerinin oluşturduğu küçük adacıklar sumru türlerinin çok önemli üreme alanları aslında. Sumru türleri aynı zamanda kolonyal olarak, toplu olarak kuluçkaya yatan üreyen kuş türlerinden. Küçük sumru, kara gagalı sumru ve normal sumru burada koloni halinde ürebiliyor. Aynı zamanda martı türlerinden Akdeniz martısı ve ince gagalı martı da oralarda yumurta bırakıp yuva yapıp kuluçkaya yatabiliyor. Bunlar bizim yaz göçmeni türlerimizden. İnce gagalı martının ayrıca şöyle bir özelliği var. İnce gagalı martının kıyıda, deniz kıyısında ürediği tek yer Gediz Deltası. İçte daha çok iç göllerde üreyen bir türken Gediz Deltası sadece kıyıda, deniz kıyısında ürebildiği tek yer ince gagalı martının. Ve ince gagalı martıyı Gediz Deltası'nda yıl boyu görebiliyoruz. Ama sumru türlerinin Akdeniz martısını sadece Gediz Deltası'nda yazın gözlemleyebiliyoruz. Onun için şu aylarda tura çıktığınızda onları görebilir ama kış geldiğinde yerini kışlayan türlere bırakacak. Deniz yolculuğu bu şekilde. Otobüse geçersek sen de bahsettin. Denizden karaya doğru geçişte süksesyon adını verdiğimiz, bunun sıralı değişim de denebiliyor. Bir habitat değişimi var. Bahsettiğim tabii ki deniz tarafında kıyı bataklıkları, sahiller varken içeriye doğru girdikçe bize artık geçici sulak çayırlar. Onun arkasında ılgın çalılıkları ve onun arkasında çitlen bin hakim olduğu ve biraz daha maki tarzı Akdeniz'i andıran habitat var bizi karşılayacak. Otobüsle Kaklıç Kavşağı adını verdiğimiz yerden güney bölgesine, degaj bölgesine giriş yaptığımızda ilk karşımıza çıkacak habitat tipi geçici sulak çayırlar oluyor. Bunun hemen yanında sazlıklarla kaplı, azmak adını verdiğimiz tatlı suyun geçtiği küçük nehircikler oluşuyor. Geçici sulak çayırların şöyle bir önemi var. Geçici sulak çayırlar kışın yağmur sularıyla dolduğunda burası kışlayan ördek türleri için bu fiye olabilir, çamurcun olabilir. Bu ördek türleri için beslenme alanı oluyor. Ve ilkbaharda ise dövüşken kuş, bataklık düdükçünü gibi sadece deltada göç ederken beslenen ve dinlenen kuşlar için aynı zamanda mola verme yeri oluyor bir anlamda. Ve yaza doğru geldikçe burası kurumaya başlıyor bu geçici sulak çayırlar. O zaman da deltadaki boğmaklı toygar, bozkırı toygarı adını verdiğimiz daha çok böyle kuraklık alan ihtiyaç duyan türler için de yuva kurma alanı oluyor. Aslında dışarıdan bakıldığında kuru gibi görünen alan başka bir kuş türü için çok güzel bir üreme oluyor. Bu şekilde yıl boyu döngüsünde farklı kuş türleri için aslında dışarıdan bakıldığında kuru gibi gözüken yer çoğu kuş için hala devam eden bir öneme sahip oluyor. Biraz daha geriye gittiğimizde bizi ılgın çalılıkları karşılıyor. Burada da daha çok saksan türüyle karşılaşıyoruz. Bir karga türü saksan burada yuvasını kuruyor. Onun yanında yine deltada yaz göçmeni olan çalı bülbülü, örümcek kuş türleri, kuyruk akan türleri de bunlar da delta yazın gelip bu çalılıklarda yuva kurabilen kuş türlerinden. Daha da geriye gittiğimizde daha büyük ağaç habitatının olduğu yerlerde ise saka olabilir, florya olabilir, büyük baştan kara olabilir. Bu türlerde buralara bu ağaçların oyuklarına rahatça yuvalarını yapabiliyorlar. Bir de azmaklardan bahsettim, sazlıklarla kaplı. İşin içine saz girdiğinde tabii ki kamışçının adını verdiğimiz
Yine deltaya yazın gelen büyük kamışçın ve saz kamışçın türler var. Delta'da en yaygın görülen kamışçın türlerinden. Bunlar da yazın gelip deltaya bu sazlıklar arasında yuvalarını kurabiliyorlar. Bunun yanında deltada yerli olan bıyıklı baştan karı adını verdiğimiz ve kamış birbiri adı verdiğimiz iki ötücü tür var. Bunlar da yine yıl boyu bu sazlık alanlara ihtiyaç duyuyorlar. Orada o sazlık alanların olması aynı zamanda o kuş türlerinin olması ve onların bizim onların seslerini duyabilmemiz anlamına geliyor. Gediz Deltası'nın da aslında dünya çapında önemli kılan UNESCO Doğa Mirası Adası'nın olmasını sağlayan en önemli faktörlerden birisi bu. İçerdiği çok farklı habitat çeşitliliği. Bu habitat çeşitliliğinden dolayı da çok farklı kuş türlerine ve canlı çeşitliliğine ev sahipliği yapabiliyor Gediz Deltası. Gerçekten böyle dinlerken bile gözünün önüne geliyor, sürekli değişen bir ekosistem var. Peki hep kuşlardan ve bitkilerden konuştuk. Yaban hayvanları, büyük memeliler de uğruyor mu? Ya da Gediz Deltası'nda yuva olarak kullanıyorlar mı? Tabii ki onlar da ekosistemin bir parçası. Bir yerde biyoçeşitliğin olması aslında her türden canlının da orada olabileceğini bize işaret ediyor. Yaptığımız çalışmalarda Gediz Deltası'nda özellikle bu yıl içerisinde fotokapan çalışması gerçekleştiriyoruz. Doğa Derneği olarak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ortaklaşa olarak bir fotokapan çalışması gerçekleştiriyoruz. Delta'nın farklı habitatlarına 10 tane fotokapan yerleştirdik. Buradan elde ettiğimiz bulgularla yaban domuzu, tilki, çakal, yaban tavşanı, susamuru gibi memeli türlerini fotokapanlarla kayıt altına aldık. Yani eğer şanslıysak bu otobüs turlarında belki sürpriz yapıp önümüze çıkabiliriz. Evet, evet. Özellikle otobüs turuna çıktığınızda degaj yolunda en yüksek ihtimal tilki ve çakal görme ihtimaliniz çok yüksek. Ondan sonra yaban domuzu ve çok sık bulunması ama her zaman da karşılaşamayacağımız bir yaban tavşanı var. Yaban tavşanı özellikle o güney bölgesinde biraz görülebiliyor ama tabii ki otobüsü düz yoldan değil de biraz yürürsek daha rahat yaban tavşanı bile görme ihtimalimiz var. Hop diye önümüzden zıplayabiliyor, sürpriz yapabiliyor. Çok teşekkürler kıymetli bilgilerin için. Hep böyle hani şu an tüketim çağında yaşıyoruz ve her şeyi işte bir kere filmi izliyoruz, bitiriyoruz, bir kere diziyi izliyoruz, bitiriyoruz ya da bir yere yemeğe gidiyoruz ve artık hani o tükenmiş oluyor şu anki dünya üzerinde. Ama yaşayan parklarda Flamingo Yolu da buna örnek ve Ahmet'in ve Fidan'ın da anlattığı gibi, sizlerin de paylaştığı gibi aslında orada sürekli devam eden bir döngü var. Yani hani ben o tura katıldım, ben oraya gittim değil de bu zaman oraya gittim. Acaba yarından sonra bir sonraki mevsim neler olacak? Hangi türler geliyor, hangi türler gidiyor, hangi türler göçte şu an dinleniyor? Sürekli devam eden bir akış var. Yaşayan bir bölge Gediz Deltası ve Flamingo Yolu. Bu alanların aslında biraz daha kapsamlı bir soru sormak istiyorum bu noktada. Çok kıymetli alanlar, birçok çeşitliliği, habitat tiplerini, türleri içinde barındıran bir yuva orası. Peki mesela bu alanlara Flamingo Yolu gibi rotalar oluşturmak, alanı korumak için nasıl bir katkı sunuyor? Şöyle bir katkısı olabilir. Aslında bağ kurmadığımız hiçbir şeyle yapamıyoruz, ona değer veremiyoruz. Onun değerini gözümüzde belki ya da içimizde somut canlandıramıyoruz. Ama bir yere gidip orayı deneyimlediğimizde, orayı yaşadığımızda, içinde bulunduğumuzda orayı içimize sindirerek, onu sentezleyerek, orayla bağ kurarak aslında evet buranın yaşaması gerekiyor. Burada bu faaliyetler yapılmamalı. Şöyle şu korunabilir, şu davranışlar gerçekleştirmeli gibi aslında oraya gittiğimizde bizde farkındalık oluşturuyor. En büyük etkisi o oluyor. Çünkü gözün görmediğini gönül katlanan misali orayı görmezsek orada yapılan işte olumsuz olaylar, aktiviteler de aslında görmediğimiz için gönül katlanır misali oluyor. Ama oraya gittiğimizde o yaşama şahit olduğumuzda, o farkındalığa eriştiğimizde evet burası bu yüzden korunmalı, bu yüzden burada bir yaşam böyle devam etmeli
Yani şöyle başka olumsuz bir olay olduğunda evet engellenmeli ya da bir emek harcanmalı onun için engellenmesi için durumu gerçekleşiyor. Onun için bu aslında bu turlar değerli katılımcılarımız, misafirlerimiz için oldukça önemli. Teşekkürler. Ben de küçücük bir şey eklemek istiyorum. Yani turları deneyimleyip çünkü bitirdikten sonra bize teşekkürlerle beraber neden bu kadar zevk aldığını ileten insanlar oluyor. Takım geri dönüşler alıyoruz tabii. Burada az önce benim kendim için de ifade ettiğim gibi yani doğanın gerçekten insan eliyle ne kadar katledilebilir bir şey olduğunu da görüyoruz orada. Ama dokunmadığımız yerlerin hala ne kadar değerli kaldığını da çok yan yana aslında gözlemliyoruz. Her ikisinde de yani örneğin Mahşir'de tekne turu yaptığımızda insan eliyle doldurulmuş Gediz Deltası ve üstüne dikilmiş gökdelenlerin siz denizden önce flamingoyu sonra binaları gördüğünüz zaman o binaların artık hiçbir önemi kalmıyor. Yani çünkü önümüzdeki o güzelliğin çok daha büyük popülasyonlarda olabileceğini hayal ediyorsunuz. Yani aslında bu türlerin oluşturulması bana göre şöyle, yani kuşlar için flamingodan bahsediyorsak, flamingolar, kuşlar, Gediz Deltası ama bundan sonraki mesela diğer 35 yaşayan parkta yani tarımı öğretmek de bunun bir parçası olacak bence. Çünkü yaşayan parktan kastımız biraz bu. Yani toprakla insanı bir araya getirmek, bir mevsim sonra solacak bir çiçek dikip onu suyla sadece suyla besleyip suyu da kaybetmemek gerektiğini öğretmek belki gibi ve kaybolan yerleri de yine buraları gören insanlar, bu turlara katılan insanlar tarafından vicdanen korumaya sevk etmek asla bir zorlama olmadan ya yani bunları yaşayan insanlar Ahmet dediği gibi yani gözle görürse çünkü gönülden ırak kalamaz artık noktasında göstererek korumaya almak diyebiliriz yani. Dolayısıyla bunlardan ne kadar çok yaşatırsak bu parklardan o kadar gelecek nesiller için de şu an var olup bilmeyen insanlar için de çok öğretici ve aslında insanın özüne dönüş olan doğayla buluşmasını kentin ta göbeğinde yaşatma imkanı sunmak. 5 milyon insanın yaşadığı bir şehirde bu mesafede bunlara ulaşabiliyor olmak hem çok büyük bir avantaj hem de göz göre göre bu kadar kayboluşunu farkında bile olmamak ve kötü emellere yani bahsettiğimiz yere moloz döküyorlar örneğin. Daha da ne diyelim molozlu çünkü oraya gitmemişiz çünkü orayı tanımıyoruz ama artık gidiyoruz ve oraya moloz döktürmüyoruz yani. Dolayısıyla her tarafta daha fazla kuş görüyoruz belki de diye rotaların daha fazla oluşması için canlı başla çalışmaya devam. Çok teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sizin böyle Uzaklı Doğa Derneği'ne bizim ekstra teşekkürlerimiz var. Her konuda her zaman destek olup değerli zamanlarını ve fikirlerini bizimle her zaman paylaştıkları için de çok teşekkür ederiz. Bu projenin gerçekleşmesinde en çok sizin katkınız var. Da diyelim, onu da unutmadan söyleyelim. Teşekkürler. Aslında değil. Asıl özne doğa, doğanın kendisi ve ne kadar çok onunla Ahmet'in de ve senin de söylediğin gibi bağ kurarsak aslında o kadar çok yaşatmak ve çoğaltmak üzerine ilerleyecek yaşam biçimlerimiz. Keyifli sohbet için tekrardan teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ederim. O zaman başka bir doğa sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.